Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kemikli etle güveçte harika bir kuru fasulye yapacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz kuru fasulyenin birçok çeşidi var. Dermason, ispir fasulye, şeker fasulye gibi. Ben kuru fasulyemi şeker fasulye kullanarak yapacağım. Şeker fasulye diğer kuru fasulyelere nazaran hem çok çabuk pişen bir fasulye çeşidi hem de çok lezzetli oluyor. Bana sorarsanız en lezzetli kuru fasulye şeker fasulye ile yapılan derim. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle 3 su bardağı kuru fasulye kullanacağız. 3 su bardağı kuru fasulyemizi bir gece önceden ılık suyla ısladık. Ertesi gün bol suyla musluğumuzun altında güzelce yıkadık ve süzülmeye bıraktık. 1 adet küp doğranmış soğan kullanacağız. 300-350 gram kadar kuzu kaburga et kullanacağız. Ben kuzu kaburga kullanıyorum ama isterseniz kuzu gerdan da kullanabilirsiniz. Kuzu gerdanla da inanılmaz lezzetli oluyor. Tuz kullanacağız. 1 çay kaşığı pul biber. 1 yemek kaşığı tereyağı, yanında biraz da sıvı yağ kullanacağız. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve sıcak su kullanacağız. Evet, kuru fasulyemizi pişirmek için güvecimizi ocağımıza aldık. Güveçte yemek yapanlar bilirler. Güveci yemek yapmadan bir 5 dakika önce güzelce bir ısıtmak gerekir. Bilmeyenlere de fikir olsun. Güvecimiz de neredeyse ısındı. Şimdi içerisine şöyle bir 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra tereyağımı ve şöyle bir karıştıralım. Evet, tereyağımız da neredeyse erimeye başladı. Şimdi kuru soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ardından hemen kuzu kaburgalarımızı da ilave ediyoruz. Bu şekilde soğanımız güzelce kavrulacak. Evet, soğanlarımız kavrulurken kemikli etlerimizi de soğanlarımızla birlikte güvecimizde bir miktar döndüreceğiz. Evet, soğanlarımız bir 6-7 dakika kadar güzelce kavruldu. Şimdi içerisine salçalarımızı ilave ediyoruz. Evet, salçamız da kavruldu. Şimdi kuru fasulyelerimizi de ekliyoruz. Ve üzerinden aşacak kadar sıcak su ilave ediyoruz. Ve şöyle tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı yeterli olacak. Siz de tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Pul biberimizi. Acı seviyorsanız biraz daha pul biber ekleyebilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar şimdi baktığınızda suyu fazla gibi gelebilir gözünüz. Ama biliyorsunuz kuru fasulye biraz uzun süre pişmesi gerekiyor. O yüzden bol su ekliyoruz. Zaten pişerken suyunu da çekecek. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra şimdi kapağını kapatacağız. Yemeğimiz kaynara düştükten sonra, yani güvercimiz kaynara düştükten sonra altını kısacağız ve kısık ateşte pişmeye devam edecek kuru fasulyemiz. Evet, ocağımızın altı yüksek ateşteydi. Şimdi kuru fasulyemiz kaynara düştü. Hemen ocağımızın altını kısık ateşe alacağız. Güvercimizin kapağını kapatıp kısık ateşte kuru fasulyemizi pişmeye bırakacağız. Evet, kuru fasulyemiz 1 saat gibi bir sürede pişti. Arkadaşlar, kuru fasulyenizin pişme süresi kullandığınız fasulyenin cinsine göre değişebilir. Yaklaşık 1 saat gibi bir süre pişirin kuru fasulyenizi. Daha sonra şöyle kaşıkla tanelerinden alın ve kontrol edin. Eğer fasulyelerinizin tanesi piştiyse kuru fasulyeniz de pişti demektir. Şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Tam istediğimiz kıvamda oldu. Ben kuru fasulye yaptığım zaman kuru fasulyem piştikten sonra kapağını kapatıyorum ve en az 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Daha lezzetli oluyor. Hatta benim size tavsiyem, kuru fasulyenizi pişirdikten sonra kapağını kapatın ve bir gece dinlendirin. Bir gece dinlendirip ertesi gün servis edin. Kuru fasulye dinlendiğinde inanılmaz tada geliyor. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.